Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce hemen şunları paylaşmak istiyorum. Bu arada videoda bağış olayı açamıyorum arkadaşlar. Ben canlı yayında da açamıyorum. Bazı arkadaşlar sormuş. Neden dersiniz? YouTube'un bazı özellikleri var gençler. Yani bazı ülkelerde yok. Mesela süper chat, işte chatte bağış atma veyahut da başka bir dernek bağışı atma. Bunlar bende gözükmüyor. Bazı ülkelerde bunlar olmadığı için herhangi bir yere de koyamıyorum. Bunu bilmenizi isterim. Ondan önce de hemen şunu da bir söyleyeyim arkadaşlar. Yine yardımlarınız varsa yardım etmek istiyorsanız Afat'ın, Kızılay'ın, Akut'un, Ahbap'ın arkadaşlar burada iletişimleri mevcut. Buradan yardımlarınızı da gönderebilirsiniz deprem zedelere. Burası bu şekilde. Hem bilgilenmiş olun diye niye açmıyorsunuz diye bazı arkadaşlar sormuş. Neden olduğunu da söylemiş olayım. Şimdi arkadaşlar bugünkü videomuzda 0.8.5 güncellemesinden bahsedeceğim size. Ben oyunu güncelledim. Siz de nasıl güncelleyebilirsiniz? Nasıl indirebilirsiniz? Bugün onu size anlatacağım arkadaşlar. Tabi iyi izlerseniz severim çünkü iki şeyle indirmeniz gerekecek oyunda. Şimdi arkadaşlar oyunu şöyle bir kapatırsak. Ben size Hemen Discord adresimiz açıklama kısmında var. Duyurular kısmında paylaşacağım. Yalnız videoyu izledikten sonra oraya giderseniz sizin için daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi oyunu indirdiğinizde tamam mı? Sizin indirme kısmınıza atacak dosyalarınıza. Bir, oyunu indirdiniz tamam mı? Verdiğim linkten. Ondan sonra şurada SAI yazıyor. Gördünüz mü? APKS olarak iniyor arkadaşlar oyun. Buna tıklıyorsunuz. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Bak ekrandaki şeyi yazın. S, A, I, şu tıkladığım şeyi. Bunu Play Store'dan indirebilirsiniz. Direkt otomatik. Ondan sonra ilk önce buna giriyorsunuz. Oyunu indirdikten sonra. Şurada install apks yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Bunu tıklıyorsunuz abi. Tamam mı? Buradan internal yazıyor. Birincisi internal'ı tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar İndirmeyi buluyorsunuz, download mesela şurada yazıyor bende, download. Tıklıyorsunuz. Birincisinde gördüğünüz gibi zip olarak geliyor. apksa 0.8.5 arkadaşlar. Bunu gördünüz mü abi? Gördünüz. Bunu tıkladıktan sonra, seçtikten sonra select diyorsunuz aşağıdan. Gördüğünüz gibi bütün dosyaları gözüküyor. 0.8.5. Buradan install dedikten sonra da arkadaşlar oyunu otomatikman kuruyorsunuz. Bu şekilde oyuna giriş yapabilirsiniz. Son sürümüne tabi şöyle bir durum var hani Androidlerde bazı cihazlarda hani cihaz iyi olsa bile sıkıntı oluyor benim cihaz hani kötü bir cihaz değil ama bende de mesela droplanma oluyor oyunda arkadaşlar yani her cihazda farklı farklı şeyler olabiliyor bazılarında siyah ekran olabiliyor bazılarında Google Play hatası olabiliyor bunların hepsi bende olmuyor sadece droplanma oluyor arkadaşlar ama dediğim gibi Android'i biraz daha geliştirmeleri lazım. Ha şu alt kısmı gözükmüyor herhalde. Hemen şöyle alt kısmı göstereyim arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Install kısmı gözükmemiş. Hemen onu da şöyle bir altı bir sıfırlayayım abi. Şu şekilde gördünüz mü? Şu aşağıda install yazıyor. Onu tıkladığınızda arkadaşlar artık oyunu kurabiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Oyuna bir giriş yapacağız. Oyunda nasıl değişikler var? Bazı aslında Android'lerde olsun bazı bu optimizasyon olayı geldi deniyordu ee, güncelleme ile beraber. Bir bakacağız arkadaşlar. Ama bir geçelim bakalım şimdi oyun içine. Evet arkadaşlar şöyle oyunumuzu seçiyoruz abi. Girişimizi yapalım. Hem görün açılıyor. Sağ tarafta gördüğünüz gibi 0.8.5 yazıyor. Burada takılan arkadaşlarımız da olabiliyor. Bununla alakalı bir önceki VPN'e gerek yok demiştim arkadaşlar. Oradaki videoda da açıklamasını yapmıştım. Burada nasıl geçebilirsiniz diye. Oradan da izleyebilirsiniz. Bazı arkadaşların hani burada geçememe ihtimalleri ulaşabiliyor. Ama dediğim gibi Google Play hatasını ancak Google Play linkinden geçirebilirsiniz. Orada da cihazınız desteklemiyor derse onda yapacak bir şey yok. Şu anki cihaz desteklememe problemi oyunda e, çok yani farklı bir olay. Yani cihazınızla alakası yok yani büyük bir ihtimalle oyunla alakalı. Orayı bunların hızlı bir şekilde düzeltmesi gerekiyor. Oyun açılıyor. Hani burayı da görün istedim. Ne kadar sürede açılıyor? Burada biraz internet de önemli. Ne kadar uzaksınız? Ben biraz şu an bulunduğum oda biraz internete uzak ama Öyle giriyor bakalım. Girişimizi yaptık. Gördüğünüz gibi. Arabada mükemmel. <laughs> Paramız var ama arabayı değiştirmedik. Buradan sesleri kıstım ben hani şey sesleri de var şu şeyler maksimumda şu an bunları biraz düşürebiliriz aslında dış sesi biraz bu müzikmiş pardon dış sesi biraz açayım gördüğünüz gibi ses bu şekilde grafiklerde biraz düşme yapabilirim grafikleri şöyle ortaya alsak e resolution render'ı biraz ortaya alalım. Şöyle. Hepsini ortaya alalım ya. Tamamdır. Şöyle bir seçelim. Haritada bazı şeyler eklenmiş mi bilmiyorum. Ee, güncelledikten sonra 0.8.4'te bu havai fişekler bende gözükmemeye başlamıştı. Şu an gözüküyor mu? Şu an sanki yine gözükmüyor gibi duruyor. Niye kalktı bilmiyorum. O acaba bunlar böyle şeyle mi geliyordu o havai fişekler? Bazen mi oluyordu? Dur abi ya grafiği maksimuma çekeyim. Bir fark yok gibi geldi sanki. Diye bastım. Maksimum. Yani Yollar boş. <laughs> Niye boş abi? Yani normal çalışıyoruz tabi birazcık e, FPS'miz düşük. Başka da bir şey gözükmüyor. Evet arkadaşlar yani oyun genel manada şu an böyle. Hemen şunun tekrarına geçeyim arkadaşlar. Videonun başında dediğim gibi şöyle vereyim. Bağışlarınızı Afat'a, Kızılay'a, Akut'a işte 18 66, 28 68, 29 30 olarak gönderebilirsiniz. Ahbabın IBAN'ları içinde Ahbabın sayfası var. Oradan da Ahbaba gönderebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.